Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. Bakın, 21 numara tığım ve şöyle iplerim de arkadaşlar 328 ve 434 numara altın başak ve leylak marka arkadaşlar. İplerle size çok güzel model hazırladım. Her zaman çok güzel diyorum ama arkadaşlar bakın, bunu görünce aşık olacağınız bir model diyebilirim. Çünkü görünüşü ve yapımı çok güzel olan bir model. Bakın, ara suyu şöyle sık iğneli trabzan, minik minik çok hoş duruyor. Ve bir de arkadaşlar şu trabzanlı, normalde daha önce ben bu boyayı ilk tasarlayanlardanım arkadaşlar. Çoğu arkadaş da benden sonra çekti. Helali hoş olsun arkadaşlar, çeksin. Herkes emeğini sergiliyor. Şurayı trabzanlı yapmıştım, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Fakat benim gözüm görmüyor trabzanın tepe noktasını, hele ki video çekerken. Sizlerin de zorlanacağını düşünerek şöyle trabzanın arasına birer zincir çekerek yuvalar hazırladım. Trabzanların tepesine değil de bu birer zincirli yerlere yuva yapıp bu kulak çöpüyle yapacağımız bu ilmekleri bu şekilde buraya yapmak istedim. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok kolaylık olacak. Hele de 40 yaş üstü böyle gözünden rahatsız olanlar veyahut da böyle tepe noktasına batmakta zorlananlar için kolaylık olsun diye bu şekilde hazırladım. Bu da bildiğiniz arkadaşlar, bakın bunu da böyle iki renkli beyaz papatyalarla hazırlamıştım. Üzerini sık iğne şöyle aralarına koymuştum. O papatyaları minik minik ikili trabzan olarak hazırlamıştım. Bu şekilde şöyle güzel, hoş bir model oldu. Modeli görünce zaten aşık oldum arkadaşlar. Hemen dedim ki bundan ben de şöyle ara suyunu daha minik, daha hoş, böyle şu uygun olsun diye böyle minik minik sık iğneler yaptım. Bu fındığımıza ilmek toplama işlemine uygun olsun diye. Böyle bir ara suyu yaptım. Şöyle bir de şık açısından sizlere güzel hangi şekli görünüyorsa bir de böyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, çok hoş oldu. Yapımı da kolay. Şimdi anlatacağım zaten. Çok kolaymış. Hani görünüşü ağır duruyor ama yapılışı çok basitmiş. Zaten arkadaşlar bir iki tane yapınca elinizde alışıyor, usta oluyorsunuz. Korkmayın, ama bunu yapamam zor demeyin. Benimle video izleyerek deneyin. Gerçekten yapımının çok kolay olduğunu, hele iki taneden sonra da eliniz iyice ustalaşacak. Şöyle daha rahat yapacaksınız. Ters tarafını gösterdim. Modelim bu. Bir de şöyle sallantılı halini merak edenler için de çevireyim. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi modeli nasıl yaptık tarif etmeye geçelim. Şöyle çimenini yapacağız ilk önce. Tabi her zamanki gibi ikişer zincir çekerek hazırlıyorum. 696 no'lu videoda mevcut. Oradan bu tığlama işlemini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, ara mesafesi olarak 7 tane bu sık iğneli trabzanlardan bırakıyorum. Sağ ve sol tarafta birer tane çiçeğimizin işlemi için gidiyor ve 5 tane de ortada kalıyor arkadaşlar. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yanındaki, hiç tığ battı atlamadan yanındakine üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Minik bir pipiriğimi oluşturdum ve 2 tane sık iğne. Şöyle bir, şöyle 2. Üçüncüyü buraya bir sonraki, bakın boş olana kapatıyorum. Şöyle bir yan duruş görüntüsü vermek için. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle yandaki boş olana yine 1, 2 ve 2 defa alarak üçlü trabzan. 3 zincir. 3 zincirimi kapatıp buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Hemen bir sonraki boş olan tığ battıya kapattım.
Şimdi çiçeğimiz için kök kısmını oluşturalım. İki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen şöyle iki, şöyle iki. İki zincir çekiyorum. Ve bu şekilde üçgen, kirpiksiz bir trabzan. Yanına bir tane de yarım yapıyoruz. İki zincirimi çekip hemen yandakine girdim. Şöyle iki ve iki. Şimdi bu boş trabzanın üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri şöyle çevirdim. Bakın buraya. Trabzanın tepe noktasına girip sabitledim. Bir tane zincir çektim, döndüm. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içerisine şöyle 2 ve 2. Şöyle sık iğne yapınca bakın güzel bir aşağı sarkmadan hoş bir yuva. Şimdi bir zincir bir defa doladım. Buraya bu şekilde arkadaşlar bir zincir bir trabzan olarak 7 tane yuva hazırlayacağım. Bir zincir bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girdim. 2 ve 2. Bir zincir bir defa doluyorum. 2 ve 2. Bir zincir bir defa tığı doladım. 8 zincirli yuvaya 7 tane bu şekilde bakın. 2, 3, 4, 5. Bir zincir. Şöyle 6. yuvamı. 7. yuvaydı. Aynı ilk yuva gibi 4 zincirle aşağı kapatarak yapacağım. 4 zinciri çekip buraya yuvaya sabitliyorum. 7. yuvamız da bu şekilde bakın. Ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu yaptığım yuva işlemini. Şu yarım bırakmıştık ya. Onu bu şekilde 2 zincirle diğer ayağını da yapıp tamamlamış olduk. Şimdi ilk bu 7 tane verdiğimiz ara suyu var ya. Onu yapacağız. Şöyle bakın. Şuradaki sık iğneyi de arkadaşlar unutmayın. Şöyle dik aşağı meyleder yoksa. Şimdi bu 7 tane ara suyu için 3 tane yapalım arkadaşlar. Şöyle size göstermek için. 3 zincirle başlıyorum trabzanımı yapmaya. Bir defa tığı doladım. Hemen yanındaki hiç atlamadan şöyle 2 ve 2. 3 zincirimi çekip kapattım. Yanına şöyle 1, şöyle 2. Bir sonraki boş olana girip sabitliyorum. Hazır. 3 zincir bir defa doladım. Hemen yuvaya girip 1, 2 ve 2. 3 zincir. Kapattım. 2 tane sık iğne. 2 zincir. Şey, pardon arkadaşlar. Kafam bugün biraz dolu. Bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 3 seferde 3 zincir 3 seferde aldığımız trabzan 3 zincirle pipirik kapatıyorum sık iğne ile. Bunu da sayarsanız buraya 3 sık iğne. Bu kapattığımızı saymazsanız 2 tane sık iğne arkadaşlar. Şöyle bir sonrakine kapatıp sabit. Evet, ara suyumuz bu şekilde 7 tane olacak. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. 3 seferde hemen yanındaki tığ battıya trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çekip yaptığım trabzana pipirik oluşturdum. Yanına hemen 2 sık iğne. Ve bir sonraki boş olana kapatıyorum ki şu yatay görüntüyü vermek için. Aynı tığ battıya atarsanız daha böyle dik görünüm verirsiniz. Evet, bundan 7 tane olacak. Ben bunu biraz daha yapayım. Sonra bu çimen işlemini yuvasını hazırlayalım. Şimdi de arkadaşlar çiçeğimizin yapılışına geç. Evet. Şöyle bir kulak çöpü aparatı ucunu keseceksiniz arkadaşlar. Şurada tutmak için kalacak. İyi oluyor buradan yaparken tutması. Şimdi başlayalım çiçeğimizin yapılışına arkadaşlar.
İlk önce bu başta çektiğimiz 4 zincirli yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitleyip şöyle sık iğnenin üzerine de bir tane zincir çekip ipimi uzatıyorum. Hemen aparatımı çıkardım. İlmeğe yerleştirip takıyorum. Bakın. Bu bir zincir. 4 zincir de bir zincir olarak bize lazım. Şöyle 2 zincir kenarda. Bakın. Bu şekilde dibine 2 zincir çekip ilmeğe takıyorum. Bakın bunun püf noktası açılmaması için. Hani açılıyor abla. Seninki gibi durmuyor. Nasıl oluyor diye olmaz. Dibine mesela geçişten önce bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Diğerine sık iğne ile geçiyorum. İkinci yuvama da sık iğne ile geçtim. Bir zincir hemen aparatı uzatıp taktım. Sık iğne olduğu için üzerine bir zincir çekiyorum ilk ilmeğimde. Hemen bakın bu bir zincirli yeşil yuvaya girdim. Dibine oturtuyorum bir tane. Bu zincirleri sıkı çekerseniz üstteki ilmekler bollaşmaz arkadaşlar. Ona göre yaparken ilmekleri şöyle sıkı tutmaya gayret edin. Evet, şöyle bu iki ilmeğin dibine aynı yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer bu yeşil bir zincirli yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Bakın. Şimdi sık iğnenin üzerine bir zincir çekip ilmeğime takıyorum. Her yuvaya bu şekilde ikişer ilmek yapıyorum. Toplamda bakın bu yuvalar 7 tane. Yuvaya 6 tane böyle ikişer ilmekler olacak. Şöyle. Buradan dibine 2 tane zincirimi çekip kapattım. Her yuvaya dediğim gibi 2 ilmek ve yuvanın içerisine giriyorum. Buraya bir sık iğne. Diğer yeşil yuvaya. Hiç arasına zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Sık iğnenin de üzerine bu şekilde bir zincir çekip aparatıma takıyorum. Evet. Umarım şöyle göstere göstere yaptığımıza göre biraz hızlanalım. Dibine bir sık iğne. Diğerine hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçiyorum. Şöyle görmeniz için tutayım. Sık iğnenin üzerine bir zincir. Aynı yuvaya tekrar iki zincirden ikinci ilmeği yapıyorum. Şöyle taktım. Buraya aynı yuvanın içine sabitliyorum ve bir zincir taktım. Aynı yuvanın içine iki zincir çekip taktım. Bir yuvaya 3 tane işlem arkadaşlar. Bakın şöyle sık iğnesiyle 3 tane işlem. Bir sık iğne ile buraya geçiyorum. Bakın bu birinci işlem, şöyle göstereyim. Onun üzerine sık iğnenin üzerine bir zincir çekiyorum, bir ilmek. Şimdi ikinci işlemimiz de iki zincir. Şöyle. Onu da taktım. Üçüncü işlemimiz de sadece arkadaşlar sık iğne olacak. Bakın burası son olduğu için yukarı ip gelecek. O yüzden sonuncuya sık iğne yapmıyorum. Şöyle aparatı çıkardım. Bakın çok kolay. Ben tane tane siz anlayasınız diye uzun anlattım. Şu iki ilmeği tutuyorum bakın arkadaşlar. Sondan iki ilmeği tutup şöyle boyunu hiç kısaltmadan ikisini bir alıyorum. Ve buradaki 3 zincirli pipiriğin arı kısmından şöyle girip taktım bakın. Bu iki ilmeği buraya geçirip taktım. Ve şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri çevirdim şöyle. Bu şekilde. Şimdi 2-2 ilmekleri alarak başa kadar çıkacağım. Bakın bu ilk yuvamız. Diğer yuvaları 3 zincir yapacağım. Çünkü bu dönüş olduğu için onu bu şekil biraz
İlmek azaldığından 3 zincir. 2 tane ilmek alıyorum. Zaten her yuvaya 2 tane ilmek yapmıştık. Şimdi onları ikişer zincirle, şey pardon, üçer zincirle yuvalarla toplayacağım. 1 ve 2. Şöyle birini bırakalım tığımıza. Diğer ilmek de geldi. Şöyle 3 zincir. 1 ve 2. Şöyle ya şey olmadan hemen alalım. 3 zincir. Toplamda 6 tane bu şekilde. Üçer zincirden bakın yuvalar hazırlıyoruz. Şöyle son kalan 2 ilmeğin yuvasını da buraya alıp hemen bakın 1 ve 2. İnşallah şöyle güzel bir video çekiyoruzdur. Bir zinciri çekiyorum. Yine baştaki gibi buraya sabitliyorum. 3 zincirli tomurcuğun içine girip sabitledim. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın bu şekil oluyor arkadaşlar böyle. Düzeliyor ilk önce bu sık iğneleri yapınca bu şekil oluyor. Hemen bu 3 zincirli yuvaya sık iğne ile girip ipimi sabitledim. Şöyle bir zincir de hem ilmeğimin oturması için hem de bu benim ilmek boyutum olacak bir zincir arkadaşlar. Ve bir defa tığı doladım. Yuvaya girip ilmeği uzatıyorum. Toplamda 8 veya 9 tane bu şekilde yapacağız. 4, 5, fazla uzatmayın. 6, 7, 8 ve 9. Bu şekilde arkadaşlar ilmekleri topladık. Şimdi bunun hepsini birden bakın buraya şöyle kapatıp bir tane de zincir çekiyorum. İlmek falan tutmadım sonda gördünüz. Hiç ilmek falan tutmadım. Yavaşça toplanmasını kapattım. Ve buraya ama kapattıktan sonra şu bir zinciri unutmayın. Şu ilmeği topluyor arkadaşlar. Buraya da 8 tane böyle sık iğne yapacağım. İpinizi güzelce esnetin arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane bakın yaptıkça zaten gevşiyor. Fazla gevşememesi için sıkı kapattım. Ve bir zinciri hem ilmeğimin oturması için hem de şöyle geçiş köprüsü olarak diğer yuvaya kapattım. Bakın. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Gerçekten kırmızı da çok yakıştı. Şimdi yine bir zincir. Bir zincir hem alt sık iğne ipini oturtturma hem de yüksekliği belirliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir boyutunda yine 9 tane ilmek toplayacağım. Bakın. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ilmeği topladım ya. Şunu alırken bakın yavaş yavaş çekmiyorum fazla. Birden çekerseniz toplarsınız. Şu şurayı göstereyim yakın. Şöyle şu ip ama şu dip kısmında olacak. Bakın şu ip bol olmayacak. Şöyle kapatıp içine bir sık iğne ile giriyorum bu. Çektiğim ipin şu bir zincir önemli arkadaşlar. Hem onu oturtturuyor hem bu şey yuvayı buraya sabitlemiş oluyor. Yine buraya 8 tane şöyle güzelce sık iğne yapalım. İpinizi iyice esnettiniz inşallah. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane şekilde sık iğneyi yaptım ya hemen bir zincirimi yapıp bir sonraki üçüncü yuvaya kapatıyorum. Şöyle kapattıktan sonra da bir zinciri unutmuyorum. Hem ilmek boyutumu hem de sık iğneyi oturtturuyor. Evet bakın yapmış olduğumuz iki tane bu şekilde oldu. Evet 2'ydi 5 oldu. Şöyle aynı işlem daha fazla zamanınızı almasın diye çoğalttım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle.
Sonuncuyu da yapıp tamamlayalım. Bir zincirimi bu yapmış olduğum yuvaya sık iğne ile sabitledim. Evet, şöyle yavaş yavaş tekrar göstereceğim arkadaşlar. Bir zincir, bir defa tığımı doladım ve buraya şu 9 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar, bu şekilde ilmekleri topladık ve bunun hepsini, bakın şöyle hepsini birden kapatıyorum. Şöyle fazla çekmeyin arkadaşlar, toplamamak için. Şimdi buraya sık iğne yaptım ya, bakın püf noktası bu. Tığımda çıkardığım ilmek fazla bol olmayacak. Bir de kapattıktan sonra hemen üzerine şöyle bir tane zincir. Sık iğneyi tutması için. Bu üstteki bu teli alıp sık iğnelerim için yuva ediniyorum. Buraya 8 tane sık iğne yapacağım bakın. Şöyle 1 2 ipimi güzelce esnettim ki sık iğnelerim şöyle incecik dursun diye. 3 4 5 6 Bu şekilde iyice esnetirseniz sahte sık iğneye de gerek kalmıyor arkadaşlar. Önceden iğne zarifliğinde olsun diye hep size buraları sahte sık iğne ile yapıyordum hatırlarsanız. Fakat ipiniz güzelce esnetince bu şekilde gerek kalmıyor. İncecik bakın sık iğneler oluyor. Şimdi burada kapattığım nokta var ya arkadaşlar, bir zincirle şöyle göstereyim. Yeşil yuvaya değil de bu iki tane ilmeğin tepe noktasına dönüş olan yere sabitliyorum. Normal sık iğne yaptım. Şu noktaya sabitledim bir zincirimi. Ve ipimi kopardım. Tabii bir zincir çekerek kopardım. Şöyle sökülme falan olmasın diye. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Kalıp gibi de oldu. Çok da güzel oldu. Hemen şu ipi yakayım. Bakalım çiçeğimize. Evet, modelimizi tamamladık. Şöyle karşıdan bir görün istedim arkadaşlar. Çok hoş duruyor. Kırmızı güller gibi. Şöyle ara mesafesini de 5 tane bıraktım. Siz ne kadar bırakmak istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. 7 veya 9 zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Evet, şöyle yakın planda tutayım. Bakın şöyle çok tatlı durdu. Böyle ilmekleri de kolay yapım için bu trabzanlı birer zincir aralıklı yuvalarda. Umarım şöyle size bir kolaylık sağlar. Evet. Çok güzel. Zarif de bir görünüşü oldu. Yapımı da anlattığım gibi o kadar kolay ki arkadaşlar. Şu ilmek yerlerini nasıl yapacağınızı da zorlanan arkadaşlar için umarım faydalı olmuştur tarifim. Şöyle ters tarafı da, iki tarafı dahi kullanılabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kırmızı tülbente de bu şekilde kırmızı kırmızı. Böyle çok hoş olur. Yapılışı güzel durur. Şöyle elime koyunca sanki. Evet. Ara suyu kolay. Oyamız hafif fıstıklı. Eliniz alışınca iki taneden sonra o da kolay arkadaşlar. Gerçekten bir zorluğu yok. Emekler için, videoların devamı için sizler de beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle yakın planda arkası dolu göstereyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.